Evet, tekrar hoş geldiniz. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar, bir önceki ders çıkrığı bitirdik. Çok kısaca, hızlı bir şekilde tekrar ediyorum ve hemen arkasından artık çarklar, dişliler deyip soru kalıplarıyla da böyle konunun sonuna doğru geleceğiz. Dediğim gibi çıkrıktan beklenen soru sayısı LGS'de minimum 1. Çıkrığı iki şekilde sorabilirler. Ya tek başına sorarlar ya da arkadaşlar herhangi bir başka basit makineye bağlayarak sorabilirler. Yani birden fazla bir basit makine kullanıp bileşik makine de oluşturabilirler. Çıkrık varsa eğer sistemde, ne demiştim bir önceki dersimizde? Kesinlikle ve kesinlikle kuvvet kazancı vardır. Dolayısıyla kuvvetten kazanç varsa bu sistemde yoldan ne vardır? Kayıp vardır arkadaşlar. Çıkrıkla ilgili bilmemiz gereken diğerlerinde olduğu gibi bunda da neydi gençler? Kuvvet kazancı. Ya yük bölü kuvvetti ya da çıkrık kolunun silindirin yarı çapına oranıydı arkadaşlar. Ve bütün basit makinelerde geçerli. Lütfen unutmayın. Kuvvet kazancını arttırırsam kuvvetimin değeri ne olacak? Azalacak demiştik. Şimdi sırada dişliler ve kasnaklar var. Aslında mantık olarak aynı arkadaşlar. Dişli çarkın dişi bökülmüş, kasnak olmuş gibi düşünün. Bütün mantık aynıdır. Tabii ki soru kalıbını gördüğünüzde farklı gibi gelecek ama çalışması, soru çözüm mantıkları hepsi aynı. Peki nedir bunlar? Hareket eden birçok araçta disk şeklinde araçlar kullanılır. Çevresinde diş adı verilen, düzgün çıkıntılar bulunan daire şeklindeki düzeneklere dişli çark denir. Bakın, şunlar diş olarak bilinen ve daire şeklinde. Dişliler ya diş ile ya da zincir yardımıyla arkadaşlar kuvveti başka bir dişliye aktarır. Kasnaklar ise şekilde de görüyorsunuz, bakın şunun altında bir oyuk var. Çevresinde oyuk bulunan düzeneklere biz ne diyoruz? Kasnak adını veriyoruz. Kasnaklar da kayış yardımıyla, yani şudur arkadaşlar kayış, şu. Kuvveti diğer bir kasnağa aktarır. Dişliler de ya diş ya zincir yardımıyla aktarılır. Kasnaklarda ise kayış yardımıyla aktarılır gençler. Hem dişli çark hem de kasnak hareketin yönünü ve süratini ne yapabilir arkadaşlar? Değiştirebilir. Bunu birazdan göreceğiz ayrıntılı. Bakın, aşağıdakilerden hangisi hareketin yönünü ve süratini değiştirir mantığında soru kalıpları gelir? Dişli çark ve kasnaklar. Her ikisi de gençler. Nedir? Hareketin yönünü ve süratini değiştiren basit makinelerdir. Başlayalım o zaman. İlk olarak dişli çarklar. Dişli çarklarda iki şekilde karşımıza gelebilir. Bu da nedir? Birincisi, dişli çarklar gençler dönme yönünü değiştirir. Az önce dediğim gibi hızını değiştirir. Kuvvetten ya da hızdan kazanç sağlayabilir. Şöyle söyleyeyim. Şimdi benim dişlilerim yukarıdaki gibi olmayacak ama orijinalleri burada. Bu benim dişlim olsun. Güneş gibi. Düzgün çizemedim, idare ederim. Bir, iç içe geçmiş. İki tane dişli varsa gençler. Yarı çaplarını farklı renklerde çiziyorum. Bakın, merkezi şunu R olarak veriyorum. Bunu da büyük R olarak. Buraya dikkat. Bir önceki ders bozuk para örneği vermiştim. Yine aynı mantık. İki parayı üst üste koyup alttakini çevirdiğinizde
Alttaki nereye dönerse, üstteki de aynı yönde döner gençler. Dolayısıyla eğer dişli eş merkezli ise, ben bunu bu tarafa doğru çeviriyorsam, dışarıdakini de bu tarafa çeviriyorum. Yani bunların dönme yönleri ve tur sayıları nedir? Aynıdır. Bakın, ikisi iç içe geçmiş, eş merkezli ise. Anlaştık diye düşünüyorum. Çünkü ben alttakini nereye çevirirsem, üstteki de oraya döner. Ben alttakini iki tur çevirirsem, üstteki de iki tur döner. Peki, eğer eş merkezli olmazsa, burada gençler, şu resme dikkat. Ben bunu böyle döndürmeye başlıyorum. Bakın, döndürmeye devam ediyorum. Etrafından tur attım. Yeşil tam tersi yönde döndü. Dönme yönleri zıt. Ya da şu resme dikkat edin. Bakın, aynı mantık. Sadece bunlar zincirle bağlı. Bunlarda zincir yok. Baktığımız zaman ben bunu bu şekilde döndürürsem, döndürmeye devam ediyorum. Bu da diğer tarafa döner. Bağlanma şekline göre arkadaşlar, dönme yönleri ve tur sayıları farklıdır gençler. Çarpı zıtlıktır. Hani çarpı, zıtlık gibi düşünün. Eğer bağlantıda şu işareti görüyorsanız, çarpıyı, bunların dönme yönleri zıt. Anlaştık mı? Bu tarafa dönerse bu diğer tarafa döner. Bu şekilde bir bağlanma varsa bunların dönme yönleri nedir? Aynıdır. Peki hocam, bana tur sayısı soruyor. Ne yapacağım? Hemen söylüyorum. Bir, eş merkezli mi değil mi dikkat ediyorsun. Çünkü bunların tur sayıları aynı. İki, eğer eş merkezli değilse size ya yarı çapını verecek arkadaşlar ya da diş sayısını verecek. Muhteşem resim yeteneğimle size çizdim. Bakın. Ya yarı çapını ya diş sayısını. İster yarı çap olsun, ister diş olsun. Buna K dedim. Buna da L dedim arkadaşlar. Bakın, olay çok basit. K'yi bu tarafa doğru döndürüyorum. Ve diyorum ki bunda 32 diş var. 32 diş sırıtmış gibi düşün. L'de ise 8 tane diş var. Diyorum ki K ok yönünde 2 tur atarsa L hangi yönde? Kaç tur atar şeklinde sorular gelecek. Acaba ne yapacağız? Tekrar söylüyorum. K ok yönünde 2 tur atarsa L hangi yönde kaç tur atar? Soruyu anlatmadan önce. 2 yaşında bir çocuk annesiyle yürüyüşe çıkıyor. Ama çocuk nefes nefese. Ve çok hızlı 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 yürüyor. Acaba neden? Çünkü onun ayakları minnacık. Anne bir adım atarken çocuk iki adım, üç adım atıyor. Çünkü ayakları küçük. Bu örnekten aklınızda kalsın. Dişli çarklar ya da kasnaklarda yarı çapı küçük olan hep daha fazla tur atar arkadaşlar. Kısa yolunu anlatıyorum. Bunun diş sayısı 32. Kaç tur atmış? 2. Çarptım bu ikisini. 32 çarpı 2'den kaç çıkar arkadaşlar? 64. Bu aldığı yoldur. Dolayısıyla ben 64'ü burada da bulmak zorundayım. Hangi sayıyla 8'i çarparsam 64 eder? 8. 8 tur atar ve dönme yönleri nedir? Zıttır. Anlaştık mı gençler? Kısa yolu diş sayısı ya da yarı çapı çarpım turuna karşı tarafa eşleştirin.
Şimdi bakın buraya, birazcık daha gözünüzde hani canlansın diye bir uygulama var. Dönme yönüne dikkat edin bakın. Bu böyle dönüyor, diğeri tam tersi. Dişli çarklar farklı şekilde bağlanabilir. Döndürüldükleri yöne göre bazı farklı hızda olabilirler. Bakın şimdi tam tersi yöne dönmeye başladı. Farkındaysanız şu ikisi zıt gençler. Anlaştık diye düşünüyorum. Peki. Devam ediyorum hemen. Birlikte bir deneyelim. Ne dersiniz? Tekrar açmamı isterseniz az önceki görseli tekrar açabilirim. Durdurup isteyen varsa şöyle yapsın, ben tekrar döneyim. Ya da anladıysanız soruları çözelim. Peki. Haydi bakalım. Şimdi ekranda çeşitli şekillerde bağlanmış dişli çarklar var. Şimdi burada yönlerini soruyor. Sonra ben size tur sayısı vereceğim. Birlikte onları da hesaplayacağız. Birincisi benim olsun. İlkine baktığım zaman bunların eş merkezli olduğunu görüyorum. Ve diyorum ki eş merkezli olduğu için bu ne tarafa dönerse bu da aynı yöne döner. Demek ki bunların dönme yönleri nedir? Aynıdır. Peki bunun için ne düşünürsünüz gençler? Dönme yönleri aynı mıdır, farklı mıdır acaba? Enes. Hocam bence bunların dönüş yönleri farklıdır. Zıt diyoruz. Peki hadi bakalım doğru mu değil mi? Hemen Enes'in dediğini deniyorum. Ben bunu bu tarafa döndürdüm. Geldi. Bakın etrafından dolanıp döndürmeye devam ettiğimde ikisinin zıt yönde döndüğünü gördüm. O zaman Enes'in söylediği nedir? Doğrudur. Geldim buraya. Barış Kutay. Hocam ben aynı diyorum. Aynı diyorsun. Hemen Barış'ın dediğini uyguluyorum bakalım. Ben bunu bu tarafa döndürürsem yol almaya devam. Git. Hop bakın döndür. Geldim. Aynı. O zaman doğrudur. Peki. Elif Nisa. Öğretmenim zıttır. Döndürüyorum Elif. Bu tarafa geldi. Döndürdüm. Bakın etrafından dolaştım. Zıttır. Teşekkür ederim. Dönme yönlerinde tamamız diye düşünüyorum. Bağlanma ne olursa olsun. Bakın şu ikisi aynı mantık. Sadece bu zincirle bağlı. Peki. Bunun üzerinde hemen mürekkebi temizledim. Birkaç tane tur sayısı hesaplayalım. Örneğin bunun yarı çapı arkadaşlar 4 santim olsun. Bunun yarı çapı 1 santim olsun. Diyorum ki mavi olan bu tarafa doğru 8 tur atarsa mor kaç tur atar? Hemen eller kalktı. Peki Barış Kutay'la devam. Kaç tur döner sence Barış? Mor olan. 16. Bu 4 santim 8 tur atıyor. Bu 1. Şurada 1 yazıyor Barış. 1 mi yazıyor? Hı-hı. Ne yapıyorum? Çarp bu ikisini. 8 kere 4. 32. Ben kapattım mı sesini? Pardon. 32 hocam. O zaman bu da ne olacak? 32 olması için 32 olacak. Tamam. Tekrar söylüyorum bakın. Tur sayısıyla yarı çapı çarparsanız gençler bulduğunuz sonucu diğer tarafa eşleştirmeniz gerekiyor. Peki bir örnek daha yapalım. Enes el kaldırmıştı. Enes açtım sesini. Bunun yarı çapı kaç olsun? Kendi sorunu yaz bakalım. Kaç olsun? Hocam bunun yarı çapı 3 olsun hocam. 3 santim. Bunun 2 olsun mu? Bunu da hadi ben yazayım. Olur. Peki bu tarafa doğru kaç tur atsın Enes? Hocam 4 tur atsın.
4 tur atsın. O zaman dönme yönünü buldum. Tur sayısını sen bulur musun bana? 6 tur hocam. Nasıl yaptık? 4 ile 3'ü çarptım 12. 12'yi 2'ye böldüm 6. Aynen. Burada da 12'yi bulmam gerekiyor. Teşekkür ederim. Dolayısıyla 2'yi neyle çarparsam 12 eder? 6. En kısa yolu budur. Bazen N1 çarpı R1 eşittir N2 çarpı R2 diye formüller görebilirsiniz. Hiç gerek yok. Anlaştık mı? Peki. Peki. Haydi bakalım. Hangi dişlilerin tur sayıları, dikkatli olun, ve dönüş yönleri aynıdır? Bir çakallık var. Ama ben onu göreceğinizi düşünüyorum. Hangi dişlilerin tur sayıları ve dönüş yönleri aynıdır? Bir bakın bakalım. Ve buyurun. Şöyle bir dakikalık bir vakit vereyim size. Hem tur sayısını hem dönüş yönlerini aynı diye soruyor size. İkide bir. Yarı çaplara dikkat. Bir de eş merkezli mi değil mi ona dikkat edin arkadaşlar. Bir şeyi gözden kaçırıyorsunuz. Orada küçücük bir şey daha var. Onu gözden kaçırıyorsunuz. Ekranda 4 tane dişli var. Gerçi elim de gözükmüyor. Mavi oluyormuş elim. Ekranda 4 tane dişli var. K var, L var, M var, N var arkadaşlar. Peki. O zaman izninizle anketi kapatıyorum. Bakın ne demişsiniz? Bursa ve Denizli denilmiş. Kapattım. Peki Denizli diyen arkadaşım kim? El kaldırabilir mi? Enes sen mi Denizli dedin? Evet hocam. Peki. Neden? Hocam bu böyle dönüyor. Bu zıt yönde dönüyor. Bu da böyle dönüyor. Bu da böyle dönmesi gerek. Onun için Denizli dedim. O zaman ben senin iç sesin oluyorum şimdi. Enes diyor ki öğretmenim, siz bize az önce şunu söylediniz. Gençler, birincisi şuradaki bakın N'yi görüyor muyuz? N ve M eş merkezli. Bunu unutmayın. M ve N nasılmış gençler? Eş merkezli. Hani iki parayı üst üste koymuştuk ya. Dolayısıyla bunların hem tur sayısı hem de dönüş yönleri nedir? Aynıdır. Yani siz M'yi seçiyorsanız otomatik olarak N'yi de almak zorundasınız. Anlatabildim mi? Burada M ve N eş merkezli. Hemen dediğinizi kontrol ediyorum. K'yi bu tarafa doğru döndürdüğümü düşünün. L tam tersi döner. M K ile aynı yönde bakın. N de onun eş merkezli hali. Bu da aynı yönde döner. Dolayısıyla yarı çapı M ve K'nin aynı olduğu için tur sayıları da ne olur? Aynı olur. Tekrar anlatmamı ister misiniz arkadaşlar? Burada eş merkezli olanlara lütfen dikkat edin. Özellikle oradan böyle bir ters köşe yapmayı deniyorlar. Eş merkezli ise dikkat. Güzel bir soru kalıbı. Şimdi daha önce görmediyseniz ayrıntılı anlatacağım. Öncelikle bu tarz sorularda saat yönünde 90 derece döndüğünde diyor. Şunu unutmayın. 90, 90, 90, 90. Bunun tamamı kaç derece arkadaşlar? 360 derece. Yani bir tam tur attığında
360 derece döner. Ve kaç kare yer değiştirir gençler? 4. Bir deneyin bakalım. Sonra birlikte yapalım sizinle. Şöyle birazcık düşünmenizi istiyorum. Gelebilir mi? İhtimalimiz tabii ki var gençler. Önemli bir soru kalıbıdır. Öyle yıl 2007-2008. O zaman bu 7. sınıfların konusuydu arkadaşlar. Ve yıl sonunda böyle bir sınava giriyorlardı. Orada sorulmuş bir soru kalıbıdır. Bir tam tur döndüğünde ipucunuz. Bir tam turda 360 derece döner ve 4 kare yer değiştirir. Bakayım neler deneyeceksiniz? Ne tür cevaplar gelecek? Bir görmek istedim. İki şık arasındasınız. Ama doğru cevap önde gidiyor. Aferin. 4'te 3. Bakalım. Çok zor gibi görünen aslında bir o kadar kolay bir sorudur arkadaşlar. MEP kitabımızda da mevcut soru kalıplarından lütfen dikkat edin. Saat yönünde, saat ne yöne döner ona da dikkat. Çünkü iki şık var. Biri saat yönü, biri saat yönünün tersi. Gerçi maalesef dijital çağ çocuklarısınız. Pek o eski saatleri bilmiyoruz üzülerek. Evet. Peki. Bir 5 saniye daha bekliyorum. Şu an ilginç bir dağılım var. Bakalım acaba sonuç ne olacak? Diyorum ve kapattım. Ne acaba cevap? Birlikte bakalım. Kesinlikle eminim diyen Ceyhan. Şimdi arkadaşlar ekranı temizliyorum. Birincisi saat yönünde diyor. Saati hatırlatıyorum. 12, 3, 6, 9. Saat bu şekilde değil midir gençler? Bu böyle tık 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 hareket eder. Yani saat yönü dediği zaman arkadaşlar bu taraf. Yani böyle dönecek. Kaç derece dönecek? 90. Dedim ki size bir tam tur attığında 360 derece dönüyor. Yani 4 kare yer değiştiriyor. 90 derece o zaman 1 kare yer değiştirmesi demek. Dolayısıyla bu tık bir yana gidecek. Bu bir üste çıkacak ve şekil Ceyhan'daki gibi olacak. Tekrar söylüyorum. Böyle bir soru geldiğinde bir tam tur demek 360 derece demek. Ve 4 karenin yer değiştirmesi demek. Yani bakın ben bunu bir tam tur attırıyorum hemen. Şu maviyi aldım bir tam turda. 1, 2, 3, 4 bulunduğu yere geri gelir. Yarım tur attığında şu 1, 2 kare hareket eder. Dolayısıyla 90 derece demek 360'ın 4'te biridir. Bu yüzden de bir kare yer değiştirecek. Yani cevabım Ceyhan olacak arkadaşlar. Haydi bakalım kolay bir soru. Ne diyeceksiniz? Şekilde dişlilerin yarı çapı. İster yarı çap olsun, ister diş sayısı olsun arkadaşlar. Hiçbir şey fark etmez. L dişlisi iki yönünde yani bu tarafa doğru kaç tur yapmış? 6. Peki. Size diyor ki K dişlisi hangi yönde kaç tur yapar? Kolay soru. Ben yaptım. Hemen görmek istiyorum. Bakalım. L dişlisi ok yönünde 6 tur atıyor. K hangi yönde? Burada yönlere dikkat. Bakın 1, 2 diye şurada göstermiş. 1 böyle, 2 diğer tarafa. 3'te 3'sünüz sanırım şu an. Bakayım. Elif'ciğim gördüm seni. Tamamdır.
Lütfen dikkat. 4'te 4 oldu. Bir 30 saniye daha bekleyeyim. Bakın zor değil. Size vermiş zaten V dişlisi. Ok yönünde 6 tur atarsa K dişlisi hangi yönde kaç tur atar? 4'te 4'üz. Diğer arkadaşlar yorumlarınızı alayım. Önemli olan yanlış yapmanız değil. Nasıl düşündüğünüzü görebileyim ki takıldığınız noktayı değiştirelim. Peki kapattım. Elif Nisan ne dedin buna? Ben bu dedim. Bakalım mı doğru mu sence? Bakıyoruz. Gelsin mi cevap? Gelsin. Peki neden? Şimdi öğretmenim önce yönünü belirleyeyim isterseniz. Bunlar zıt dönen dişliler. Zıt bir şekilde dönen dişliler. Döndürüyorum. İzninle. Hop. Döndürdüm. O zaman? Bir yönünde öğretmenim. Süper. Gitti yani. Ceyhan Denizli yok oldu. Evet. Biz öğretmenim tur sayısını belirlerken yarı çapla tur sayısını çarpıp değerini belirliyorduk. 6 ile 3, 18 eder. Orada da yarı çapı R olduğu için o da 18 olur tur sayısı. Teşekkür ediyorum. Çok da güzel anlattın. Hemen özetliyorum. Şimdi gençler dediğim gibi inşallah LGS'de bir soru buradan gelir ki hemen yaparsınız. Ne demiş bana? L dişlisi. İki yönünde dediği için böyle çiziyorum bakın. İki yönünde demiş. 6 tur atar. Nisan'ın da dediği gibi önce neyi belirleyelim? Yönünü belirleyelim. Bakın döndürmeye devam ediyorum. Döndür. Hop. Geldi. Demek ki bir yönünde dönecek. Kısa yolumuzu söylemiştim. 6 kere 3. 18. Burada 1 ile neyi çarparsam 18 eder? Tabii ki 18. Dolayısıyla cevabım 18 arkadaşlar. Peki. Gelelim kasnaklara. Şimdi dikkat ederseniz dişlilerin dişini dökerseniz arkadaşlar neye benzer? Kasnaklara benzer. Aynı mantık, aynı kurallar geçerli. Hani o tur sayısını bulmada da aynı işlemi yapabiliriz. Kasnaklar birbirine kayışla bağlı olan makaralardan oluşmuş basit makinelerdir. Şu arada dediğim gibi oyuklar vardır. Bunların yine kullanım amacı dişli çarklarda olduğu gibi gençler. Dönme hareketinin yönünü ve nesini değiştirmek hızını. Buraya dikkat. Sakın unutmayın. Dönme hareketinin yönünü ve hızını değiştirmek kasnak ve dişlilerin görevi. Burada bağlanma şekilleri yine bizim için önemli. Düzgün bağlı ya da ters bağlı kasnaklar karşımıza gelebilir. Bir de birden fazla kasnağa bağlıyorlar, onu da anlatacağım. Şimdi gençler, hiçbir farkı yok. Ben bu tarafa döndürürsem tık 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 tık, bakın döndürmeye devam ediyorum. Döndürmeye devam ediyorum. Demek ki bunlar nasıl aynı yönde döner. Ortada çarpıyı gördüğümüz anda direkt zıtlık aklımıza gelir. Ve bu şekilde bağlıysa gençler nasıl dönecek? Zıt yönde hareket edecekler. Tur sayıları yine yarı çapları ile ters orantılıdır. Yani küçük olanın tur sayısı nedir? Daha fazladır. Yarı çap daha büyükse arkadaşlar daha az tur atar. Yani tur sayısı daha küçüktür gençler. Az önceki mantığın aynısı. Bu etkinliğimizde bugünü sonlandıralım. Bakalım neler çıkacak. Demiş ki L kasnağı ile aynı yönde dönen kasnaklar. Haydi bakalım birlikte döndürelim. Birlikte döndürelim. Hatta şuradan zoom'un kalemini alayım izninizle. Evet. L'yi bu tarafa doğru döndürmüş. Döndürüyorum. Bakın takip ediyorum. İpi takip ediyorum.
Bu hangi yönde dönecek? Zıt yönde. Döndürmeye devam ediyorum. Şimdi benim bir de iki yere bağlı bakın L. Hem M'ye bağlı hem K'ye bağlı. Dolayısıyla M'nin zıt olduğunu gördüm. Şimdi buradan K'ninkini buluyorum bakın. Döndürüyorum. Döndürmeye devam ediyorum. Aynı yönde dönüyor. O zaman L ile aynı yönde dönen kim olacak? K. Bunu anladık diye düşünüyorum gençler. Demiş ki bize L kasnağı 5 tur atarsa. Peki. Hemen L'yi 5 tur attıralım. 5 kere 4 20. L'nin bağlı olduğu M'ye bakıyorum. 20 olabilmesi için demek ki bunu kaçla çarpacağım? 10 ile çarpacağım. Hemen geçtim. K'yi bulayım bakayım. 5 kere 4 20 dedim. K'nin yarıçapı kaç? 1. Dolayısıyla bu da kaç tur atacak? 20 tur atacak. Arkadaşlar perşembe günü ne yapacağız? Perşembe günü sizlerle geriye kalan kasnak sorularımız, vidamız ve arkasından genel tüm basit makinelerin kısa bilmen gereken noktaları ve karma soru çözümü yapacağız. Soru çözümü derken karşımıza gelebilecek olan her basit makineden birer örnek gibi düşünün. Bunlarla konuyu kapatacağız. Haftaya da yeni üniteyle devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Perşembe günü görüşmek üzere arkadaşlar. İyi akşamlar diliyorum.